Herkese selam. Yepyeni videoda beraberiz dostlar. Ayrı bir güne geldik. 5000'lik ve diğer lokomotiflerin çekimi bir sonraki günlere kaldı. Maalesef mesai sonuna geldik. Ama farklı bir güne randevu oluşuyordu. Ve geldik şu anda tarihçi Orhan Bey ile, Orhan Köksal Bey ile birlikteyiz. Turasaş, eski adıyla Tulumsaş adıyla bilinen bu fabrikanın tarihini anlatacağız. Aslında birazcık da askeri kanadını açıklayacağız ve araba üretmiş, askeri Evet. parçalar üretmiş, bomba üretilmiş, roket üretilmiş. Aslında bunların bütün detayını sizlerden öğrenmek isterim. Hem de kara kurtumuzun önünde tanıyalım sizleri. Evet, ben Orhan Köksal, tarihçiyim. Müzenin tasarım ekibindenim. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, Tabii teşekkür şimdi ederim. biz burayı bir demiryolu fabrikası olarak biliyoruz hatta. Yani burada Karakurt'un önünden de hani belli olacağı Evet. şekilde izleyicilerimize odaklı konuşursak. Ancak baktığımızda buranın 1894'ten itibaren hem siyasi hem askeri aynı zamanda demiryolu babında bir vizyonu var. Şimdi Evet. ilerleyen süreçte burası 1994'te kurulduğunda bir demiryolu atölyesi olarak kuruluyor. Ancak dönemin ilerleyen sanayi teknolojisinin demiryolunda daha ileride olduğunu biz biliyoruz. Bu sebeple burası ayrı bir önem kazanıyor. Çünkü buradan çıkan bir ustanın elinden her iş geliyor. Neden? Çünkü aslında süreç biraz daha geriye gidiyor. İşte sanayi devrimi, Evet. sanayi inkılabı vesaire. Buralara gittiğinde o zaman biz aslında bu işin demiryolu mühendisleriyle, demiryolu ustalarıyla başladığını görüyoruz ve sonrasında üretilen bütün araçların işte uçak olsun, araba olsun aslında bu sistemin üzerine kurulu olduğunu Fotoğraflarda da görüyoruz gördük, biz. uçak bile gelmişti. Rica edersek ki verirlerse bizlere uçak bile burada bakımı yapılmış veya bir nevi tedarik edilip yerine takılmış. Tabii. Burada her şey yapılmış Tabii yani. o şöyle, şimdi Eskişehir buradayım, birinci Anajetüsü var. Muharip Hava Kuvveti burada. Eskiden bir de Eskişehir Uçak Fabrikası buradaydı. Direkt devletin. Evet. Şimdi o işte TRA-100 kısmını, ona biraz değineceğim. Hani aslında burayla da bir bağ var onun. Çünkü burada da bir şey var. Şimdi burası aslında ilk askeri olarak vizyonunu ve misyonunu ortaya koyduğu dönem bizim Kurtuluş Savaşımız. İstiklal Harbi dönemi. Evet. Nasıl? Aslında Cezmi Hocam biraz bahsetmiş aslında geçen gün. Evet. Ağzına Sağ olsun. sağlık. Selam olsun. Top kamaları şeklinde. Şimdi burası Birinci Dünya Savaşı'nda İmalat Harbiye vardı ülkede. Evet. Şimdi İmalat Harbiye ülkenin silah üretimini, işte mermi mühimmat üretimini, şimdi eski işte askeri tarihte bir kavram vardır. Belgelerde de geçer, bu kalpgah derler. Yani ordunun merkezidir aslında. Evet. Ama silah ve mühimmat konusunda da ordunun merkezi, ordunun kalpgahı İmalat Harbiye fabrikaları. İstiklal Harbi'nde aslında burası ilk vizyonunu askeri yönüyle gösteriyor ki nasıl gösteriyor? Şimdi İmalat Harbiye fabrikaları 1919'da Mondros Mütarekesi'yle beraber ordu nasıl terhis edildiyse Evet. orduya bağlı olan diğer Hepsi gibi. birimlerinde çok küçük ölçekte kalması planlanıyor. İtilaf devletleri tarafından başta Evet. İngilizler olmak üzere ve aslında Eskişehir'de nasıl bir cevher yattığının hiç de farkında değiller. Aslında mesela yani bir itilaf güçleri kumandanı olsanız gelirik burayı kapatırsınız. Çünkü neden? Buranın teknik donanımı her şeyi yapmaya müsait, neler yapıyorlar. Şimdi ilki şu. Top kaması İsmet Paşa'nın emriyle burası aynı zamanda 1920'de resmi olarak İmalat-ı Harbiye'nin silah tamirhanesi haline geliyor. O 1920'de zamanlarda çünkü demir yolu olarak değil miydi peki? tabii yine Eskişehir Şimendifer atölyeleri olarak geçiyordu. Ama Ek velakin olarak buranın mı geldi? ek olarak Hmm. geldi. Çünkü şöyle bir şey var. Hani olağanüstü hallerde, olağanüstü şartlarda aynı TRA-100 gibi, aynı devrim gibi burası öyle bir vizyon içeriyor. Çünkü neden? Ülkenin en iyi mühendisleri, tabii ya 1920'ler için bahsettiğimizde ülkenin en iyi makinistleri, Tabii. marangozları diyeceğiz buna. Evet. En iyileri burada. En komplikeleri burada. Yani beyin olarak her şeyi yapabilir adamlar. Yani bir arabayı söküp ya kanat bile taksalar ben şaşırmam açıkçası. Çünkü yani fabrikanın tarihine baktığınızda bir hani meydan okumalar öyküsü, imkansızların bir aksini görüyorsunuz ki Evet. istihbarat da biz bunu gördük. Şimdi bu toplamaları nasıl yaptılar? Şimdi toplaması önemli bir şey. Şimdi süvariyi dağıtmanız lazım karşınızdaki. Bu yüzden de top lazım. Ki zaten bu toptanın çoğunu biz İtilaf devletlerinin keza elimizden aldığını biliyoruz. Şimdi top kamalarında özellikle demir bulamadıkları için ne yapıyorlar? Biz pirinç dökme bulalım diyorlar. Şimdi o da yok. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Nereden söküyorlar pirinçleri? Nargile başlıklarından. Nargile başlıklarından söktükleri pirinçlerle gidiyorlar. İşte pirinç dökümle top kamaları yapmaya çalışıyorlar. Evet. Başta bir başarısız oluyorlar. Sonrasında işte ilerleyen süreçte tabii şimdi şöyle bir şey var. İstiklal Harbi'nde şimdi tamam süvari takımı okey.
işte istihbarat ayrı, bütün birimler ayrıdır. Ama bu işin arkasında çalışan bir de makinist kısmı vardır ki biz buna, daha doğrusu o dönemde buna sanatkar makinistler denir. Evet. Daha zanaatkar işte. Hı-hı. Sanatkar makinistler denir ki aslında hani nevi şahsına münasır görevleri sebebiyle burada sanatkar olmalarından dolayı böyle çözümler bulabiliyorlar. Ama asıl önemlisi olan İstiklal Harbi'nde Kurtuluş Savaşı'na dair, evet, şimdi kimse o döneme dair uçakların rolünden çok fazla bahsedilmiyor. Genelde yayınları açıp baktığınızda şunlar çıkar karşımıza, işte harekat tarihi görürsünüz. Şu saatte kalktı, sabah bu saatte kalktı falan filan. Çünkü uçaktan ilk üründe tayyare aslında, evet, bildiğimiz. Aha. Pervaneli uçaklar, yani bugün gibi değil. Evet. Öyle olduğu için de hani sadece bu anlatılır. Ama tayyarelerin, daha doğrusu hava gücünün, Türk hava gücünün komple genel olarak Türk planına bir faydası vardır. Bir yardımcı unsurdan ziyade aslında hani bir ana unsur olarak da görev yapmışlardır. Bu nedir? Uçaklar Yunan keşif kollarını engellemek için bizim Türk tarafı uçak kaldırır. Sürekli işte Türk yığınaklanmasını engellemek için de Türk yığınaklanmasının Yunan keşif uçuşlarından engellenmesi için de Türk uçakları buna keşif önleme faaliyetlerinde bulunur. Hmm. Şimdi bu vaziyete geldiğimizde bizim özellikle işte mesela şeyler, seyirciler çok iyi bilirler. Kurtuluş dizisi vardı. Turgut Özaklı'nın, evet, senaryosu. Evet. Orada Halide Edip'in bir sahnesi vardır. Der işte yamalı uçaklarla uçuyorlar. İşte ordumuza şey. O mesela tamamen gerçektir. Ve o hikaye aslında bu fabrikada başlamıştır. Aa. O da nasıl? Şöyle. Şimdi bizim büyük Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki kat'i Türk zaferine kadar uçaklarımız çok kısıtlı sayıdaydı. Yani elde sağlam 5 uçağa geçmiyordu. Uçak var ama sağlam yok. Ne yaptılar? İşte makineli tüfekler vardı. O makineli tüfekler uyumsuzdu. Senkronize de ateş edemiyordu. Yerlerine işte İngiliz makineleri yerine Alman makineler taktılar. Ama asıl önemli olan önce bu uçağın uçması lazım değil mi? Tabii ki. Bu uçak uçmazsa hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Heh, işte o uçağı uçurmak için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Uçakların o dönem gövdeleri ahşaptan ve keten beziyle kaplı. Bunların havada akışkanlığını sağlamak, havada parçalanmaması için emayit denilen bir malzeme sürüyorlar üzerlerine. Evet. Şimdi bu emayit denilen malzeme yurt dışından temin edildiği için Türk ordusunda yok. Bunlar artık detayın detayı olmuş oluyor. Uçaklara şimdi böyle bir malzeme yok. Bizimkiler ne yapıyor biliyor musun? Nereden bulduklarını şu an merak ettim. Bulmuyorlar. Ustanın biri çıkıyor, üretiyorlar diyor ki paça suyu, patates ve yumurta ak. Üçünü karıştırıp paça suyu? Paça suyu, bildiğimiz paça suyu. Şifa bulmak için bugün. Hani. Patates ve yumurta ak. Dev bir kazanda bunları kaynatıyorlar, sağa sola çeviriyorlar, bir akışkan madde elde ediyorlar ve uçakların üzerine sürüyorlar bunları. Ve parçalanmaması tahrik için yorumlar. Böyle bir yöntem buluyorlar. Bakın biz burada, hani Cezmi Hocam bahsettiğim bu kısmı hatırlamıyorum ama müze tasarımı esnasında bu verilere ulaştığımızda biz bunu bir denedik. Gerçekten öyle oldu mu? Ben de şu an merak ettim. Denedik, ya kokudan yaklaşamazsınız yanına. Hani iğrenç bir koku. Denemek lazım. Deneyelim mi? Ha, uçma olarak deneyemeyiz belki ama evet, kokuyu almak için belki hani denenebilir. Ya müthiş iğrenç bir koku var ama şöyle bir şey var. Bakın hani bu keza yine MIT'in yerine yapılmış olmasına rağmen yine %100 gibi bir faydası söz konusu değil. Evet. Ya o yüzden çok önemli. Yani mesela uçakların işte hani istikbal göklerdedir boşta söylenmedi. Tabii. Bunun altında yatan bir doktorun bir kuram var aslında. Tabii. O da şöyle, işte bizim bahsettiğimiz hani İstiklal Harbi'nin nihai planı olan Kurt Kapanı'na, yani işte Yunan ordusunu o açık denizden hani İzmir'e doğru sürerken tefeden süvariyle onu uygulayabilmek için uçaklar çok önemliydi. İşte o uçakların özellikle Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar o işte siyasi zafer, savaştaki zaferle beraber siyasi zaferine gelmesine kadar uçaklar böyle uçuruldu. İşte vecih ile beraber. Peki kaç tane belli mi burada üretilen veya parçası takılan uçak sayısı veya marka model olarak? Şöyle marka model olarak belli. Biz aslında bu işte eski bizim Alman uçakları var. Birinci Dünya Savaşı'nda kalma. Onlar işte Albatroslar var. Onlarla ilgili işlemler yapılıyor. İşte çok eski Fransız tayyareleri vardı ama onlar artık uçurulmayacak vaziyette olduğu için işlem yapmıyorlar. Ama burası bir hava üssünden ziyade hava tamir, silah tamir atölyesi olarak kullanılıyor. Tabii havacılık denildiğinde Eskişehir aslında Türkiye'nin en önde gelen şehri. Biz aslında bunu Cumhuriyet'le beraber zannederiz ama Cumhuriyet'ten biraz daha ötesine gittiğimizde, biraz daha gerisine gittiğimizde işte orada karşımıza İstiklal Harbi'ndeki bu paça soyu hikayesi çıkar ki bu özellikle bunu uygulatan da dönemin işte buranın artık hani kumandanlarından biri Binbaşı Latif Bey. Sonra Miralay olacak, Albay olacak. Binbaşı Latif Bey'dir. Onun da üstün gayretleri söz konusudur. Tabii şimdi havacılık dedik ilerleyen süreçte.
fabrikanın havacılığı. Tabii fabrikanın bir başka önemli ürünü aslında küçük bir parça olarak görünse de bütünün tamamlayıcılarından biri olan ilk tüp roket atarı olan TRA-100. Evet. Şimdi TRA-100 neden önemli? 1964'te biz Kıbrıs'a çıkarma yapmak istedik. O meşhur Johnson mektubunu aldık. Evet. Çok ciddi bir siyasi buhrana uğradık. Türkiye'de bunun etkileri çok uzun yıllarca tartışıldı. Ama 1964'te işte Kıbrıs'taki Rum çetelerinin oradaki yaşayan Türk ahaliye yaptığı zulmü engellemek için biz çıkarma yapmak istedik. Ancak çıkarma şilebimiz dahi yoktu. Yani bunu bir amfibi hareket olarak gerçekleştirebilecek gücümüz yoktu. Evet. Sonraki işte Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte 1974'e kadar Türkiye gerek savunma sanayinde gerek işte harp araçları gereçleri konusunda bir takım atılımlar yapmaya başlandı. Ve Türkiye'de bir milli savunma sanayi neden kurulmasın tartışmaları işte tam da bu dönem. 1960'larda başladı. 1964'ten sonra başlıyor. 1974'e doğru hız kazanıyor. 1974'ten sonra artık biz işte Aselsan gibi, Aselsan gibi fabrikaların kurulduğunu ve bu minvalde çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Görüyoruz. Günümüze gelen bir süreç. Yani üstüne şu kata an, kata. Tabii üstüne kata kata. Yani bizim bugün mesela Türkiye Cumhuriyeti olarak en çok gurur duyduğumuz hadiselerden biri havacılık sektörümüz. Evet. Aslında bunun bir şimdi bir yerde bir sektör oluşturmak istiyorsanız aynı zamanda bir kültür oluşturmanız gerekiyor. Tabii ki. Yani bizim hem havacılık kültürümüz hem de savunma sanayi kültürümüz aslında ta Veci Yurkuşlara, Nuri Demir Ağlara, Şakir evet. Zümrelere kadar gider. Nuri Kildigillere kadar gider. Onları evet. da burada rahmetli anmakta fayda var. Çünkü bu vizyon ve tabii misyon ki. Olarak da bunun devamıdır aslında. Tabii işte bu TRA-100 roket atarı bir örtülü bir ambargo var. Aslında onun sonucunda ortaya çıkmış bir şey ama aslında çoğunlukla Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk gününde uygulanacak harekat planıyla alakalı bir durum bu. Şimdi ne var? O dönem jetlerine bakalım. F-100 jetleri var. F-100 jetlerinden atılan işte roketler var. Bunlar güdümsüz roket. Yani havadan evet. Karaya attığınız güdümsüz roketler. Bunlar özellikle ilk harekat gününde hava kuvvetleri biliyorsunuz Rum mevzileri dövüyorlar. Ve bu Rum mevzilerini bombardıman esnasında buna hassas operasyon denir. Bu hassas operasyonla beraber Rum mevzilerini dağıtmak planlanıyor. Ama öylesine bir bombardıman yapıyor ki Türk jetleri artık bu Türk Hava Kuvvetleri'nin kullandığı Launcher 60A dediğimiz yani Lao 60A dediğimiz roket atarlar tükeniyor. Hmm. Hemen bir gün sonra işte Hava Kuvvetleri Komutanlığı Orgeneral Emin Akkaya giriyor devreye ve deniyor ki işte bize bu roket atarları üretecek bir yer lazım. Bunu da kim üretir? Aha da bu fabrika üretir. Çünkü başka hiçbir yer gelmiyor kimsenin aklına. Evet. Bu fabrika üretilmiyor. Üretilmek için bir altyapı olması gerekiyor. O tabii. zamanlarda altyapı da tabii ki de vardı. O zamana kadar fark edilmiş miydi? Yani ya buradan üretiyoruz biz. Yani bir gün sonra falan fark edildi dediniz ya veya sonra hı. getirildi. O zaman verilseydi yani devam edilseydi olur muydu peki? Burada devam edilseydi. Yok şey olarak savaş esnasındayken hiç böyle amansızın bittikten sonra mühimmat hemen burada öncesinden yapılmaya başlanılsa bir altyapı. Anladım. Ama şöyle bir şey var. Her ne kadar savaş oyunlarında bunu o generaller tartışsa da hani üzerinde dursalar da bu aslında kestirebileceğimiz bir durum değil. Çünkü örtülü bir ambargo söz konusu ve bu mühimmatın ne zaman biteceğine dair biz herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Aslında hani öngörü olaraktan bu mühimmatın yeterli olacağına dair ve sonrasında ise işte artık yani çıkarma olacağı için, havadan indirme olacağı evet. için böyle bir şeyin gerek duyulduğunu ben zannetmiyorum. Roket atarın yapılması gerek duyulduğunu zannetmiyorum. Ama bu roket atarın burada yapılmış olmasının çok fazla yansımaları var ki bunlardan bir tanesi savunma sanayinin ilk ürünlerinden biri olması. Yani çünkü şöyle de bir şey var. Evet. Bakın hani görüyorsunuz ya bu savunma sanayinin işleyebilmesi için arkada güçlü bir iradenin olması gerekiyor. Öyle bir iradenin olmadığı dönemde yapılıyor burada bu. Kültür yok roket diyelim atar. Hatta. Kültür yok. Oluşturmamıştır. Bir herhangi bir kültür oluşmamış ve bunun bilincinde değiliz. Hani doğru. sürekli dışarıdan almaya hani alışmışız. Ama diye. Şöyle bir şey var. Bu dönemde özellikle işte buradaki Eskişehir Uçak Fabrikası'nda jet kanatları yeni yeni burada değiştirilmeye başlanıyor. Eskiden bunlar membağına Amerika'ya gönderiliyordu. Evet. Yüklü miktarlarla orada değiştiriliyordu. Yani artık hani Türkiye yavaş yavaş aslında böyle bir organizasyona girişmiş bulunuyordu. Ama işte roket atarla beraber özellikle o zaman da şöyle bir şey var. Kendi uçağını kendin yap kampanyası başlatıldı. Hmm. Türk Hava Kuvvetleri tarafından ki bu ta aslında yine keza Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarına yansıyan bir gelenek. Kendi uçağını kendin yaptan ziyade hani
halkı da bu işin içerisine dahil ederekten işte bağışlarla uçak alınması gibi, evet. O uçaklara o uçağın meblağını veren şehrin isminin konulması gibi aslında onun bir devamı olarak da kendi uçağını kendin yap kampanyası da girilmiş. Çünkü neden? Havacılık artık almış yürümüş. Özellikle evet. Askeri havacılık almış yürümüş ve ciddi meblağlar var işin içerisinde. Peki burası demiryolu araçları üreten bir, tabii sonradan oluşuyor tabii de. Hı hı. O zaman havacılığa atılsaydı burası daha farklı bir yer olur muydu? Burası havacılığa atılsaydı daha farklı bir yer olur muydu? Ya bilemiyorum. Hani genelde şimdi tarihte böyle varsayımlarla hani pek bir çıkarım yapmak söz konusu değil. Hani bu sağlıklı da olmaz. Ama şimdi buranın temeli demir yolu üzerine kurulduğu için aslında TAS en başında bahsettiğim husus devreye giriyor. Hani demir yolu mühendisleri her şeyi yapabilecek teknik kabiliyete yatkın. Şimdi burada tamam roketatar yapıldı ama bir jet yapılabilir miydi? Uçak yapılamazdı. Burada araya girmek zorunda kaldık. Hem araç geçişi vesaire oldu. O yüzden yerimizi değiştirdik. Biz yine Karakurt'un arkasındayız. Ciddi meblağlar dönüyor artık havacılık sektöründe biliyorsunuz. Ve yani ciddi ciddi bu işin Türkiye'de en azından bir yerden başlanması konuşuluyor. Evet. Bunlar da bu arada yerli mallarıdır. Bunları da gösterelim, reklam olsun. Hani burada fabrika içinde yapılmıştır bunlar da. Fabrikanın içinde bunlardan çok var bu ulaşımı arada. Sağlamak için. Çok, bir de bunun güvenlik versiyonu var. O daha şirin bir alet. Tabii ama stabilizasyonunda böyle sıkıntı evet, oluyor. Böyle 3-5 kişi binince sıkıntı oluyor tabii. Bu da fabrikamızın kıymetli ürünlerinden bir tanesi. Evet. Tabii meblağdan bahsettik. Ciddi artık bunun bir sektör olduğundan bahsettik. Bu sektörün artık hani ciddi şekilde bir aynı devrim gibi aslında. Hani devrim ilk üretildiğinde dünyada oligopolleşme denilen bir kavram vardı. Aslında hani bu araçların işte hani markası mı bizde olsun, yerli üretim ne kadar olsun, bu miktar mı, işte bunu mu yükseltelim gibi bu tarz kavramlar devreye giriyor. Ama askeri havacılık da çok daha başka. Bugün artık hani havacılık işte 1910'larda ilk çıktığı, ilk zuhur ettiği zamanlardan günümüze gelene değin artık yeni bir harp aracı olduğu için, evet. Başka bir sınıf olduğu için ciddi yatırımlar gerekiyor. Yani eskiden 1000 altın liraya bir uçak alabiliyordunuz. Yani evet. Paşalar var ya mesela, ben işte bu uçak alayım vesaire falan filan. O zaman yani burası havacılık veya kara da var, havacılık da var, tren de var, demir yolu da var. Bir nevi altyapı fabrikası diyebiliriz aslında. Bütün parçalarının onarılıp yapıldığı yer. Ama üretim olarak sanırım tam yeri diyemeyiz. Yok, havacılıkta herhangi bir üretim yok ama şöyle konumlandırabiliriz. Bu fabrika çok ciddi bir şekilde öncü rolü oynuyor. Burası bir öncü. İlk yerli otomobil. Evet. İlk Türk roket atarı. Yani İlk yerli elektrikli tren. Her şeyi sayabiliriz. Evet, yani. Dizel lokomotifler. Yani her şeyi sayabiliriz. Burası bir öncü rolü oynuyor. Evet. Yani TRA-100'ün işte ilerleyen süreçte burada prototiplerinin yapılmış olması, burada üretilmiş olması çok kıymetli. Eskişehir için çok kıymetli. Çünkü savunma sanayinin bugün biz ne kadar önemli olduğunu bakın görüyoruz. Tabii ki de. Her yani şeyden yani önde işte, gidiyoruz. Fransa'nın Ukrayna'ya yaptığı yığınağı görüyorsunuz yani. Evet. Her şey savunma sanayiye odaklı. Ya. Bugün bütün savaşlar bunun üzerinden geliyor. Bütün artık siyasi oluyor. Göç, evet. Bütün diplomatik gücün arka planında savunma sanayinde ne ürettiğiniz ve ne satabildiğiniz var. Umarız birazcık daha, tabii ki de gelişmiş durumda ama birazcık daha geliştirilirse inşallah emin olun üst kademelere doğru çıkarız. Tabii ki de bununla ilgili yani devlet daha iyi bilir, bu şekilde planlamalarını yapmıştır. Yok. Ama TÜRESAŞ bu konuda ya iyi diyeyim üretim olarak. Çünkü bütün Türkiye'ye giden bütün parçalar, demiryolu parçaları buradan gitmekte. Geçmiş zamanda havacılığa yapmış olduğu katkıları zaten hocamız saydı. Devamı gelir mi hocam? Zaten burada türbin de yapıldı yanlışım yoksa. İlk yerli turbofan yapıldı bildiğim kadarıyla. Halen havacılıkla devam ediyor bu arada. Evet. Devamı gelir mi peki? Ya mühimmat konusunda tabii artık hani çok güzide kuruluşlarımız var. Çok evet. Güzide fabrikalarımız var. O konuda bir gelişme hani burada söz konusu olamaz. Peki burası... yedek parçayı söyleyeyim. Asıl sorum oydu. Yedek ya, parça olarak yapılır mı havacılıkta veya karada demir yolu zaten yapılıyor ama. Ya demir yolu zaten hala yapılıyor. Yani buranın gemicilik faaliyetlerinde de yer aldığını biz biliyoruz. Evet. Ama artık hani havacılık sektörü başka bir boyuta taşındı. Hani yani 10 yıl öncesinin teknolojisini bile bugün yakalamak hani ciddi tabii bir ki. Süreç gerektirebiliyor. Ama tabii temennimiz bu fabrikanın ta 2. Abdülhamit döneminde ilk kurulduğu zamanki 1894'teki zamandan günümüze gelene kadar ki vizyonun insanların bilmesi, tanıması, Eskişehir'in hatta Türkiye'nin çok önemli bir
değeri olduğunu görmesi açısından çok evet. önemli bir yer diye düşünüyorum. Ama aslında işin askeri yönü bu kadar da değil aslında. Devrimi özellikle sona sakladım. Şimdi biz devrim arabasına hep böyle, bu da biraz da filmden dolayı, biraz şey olarak baktık. Romantik olarak baktık. Basitmiş gibi görünüyor bir de. Bilmeyenler için, filmi ilk izleyen için ya bu çok basit, 90 günde yapılabilirmiş gibi geliyor. Ama şöyle, hiç öyle değilmiş. Öncesi, değil. Sonrası. Değil. Altyapı düşüncesi, her şeyi katıyor. Öyle, film olmasa aslında bu arabanın Türkiye'de yapıldığına inanacak da yoktu. Evet, hatta evet. Bu arabanın burada olmasa bu araba Eskişehir demiryolu fabrikalarında yapıldığına inanacak da yoktu evet. O açıdan aslında devrimle ilgili yapılan her iş çok kıymetli. Tabii hani bazen yalan haberler çıkabiliyor. Tabii. Hani o tarz, onların önüne geçmek adına, ama buranın aslında bizim özellikle işte Cezmi Hoca yine bahsetmiştir ama ben üzerine geçmekte fayda görüyorum. Müze tasarımı esnasında işte projenin başında bulunan Emin Bozoğlu'ndan, onun işte ailesinden temin ettiğimiz belgelerde biz özellikle devrimin işte motor tetikçilerini gördük. Yani çok fazla markayı tetik etmişler. Evet. Ve o dönem biliyorsunuz siyasi irade askeri vesayetin elinde. Doğru. Ve bir ciddi bir şekilde güç askeriyenin elinde. Ve bu sebeple aslında işe biraz daha militarist bir bakış açısı söz konusu, ama bu genelde arka planda durmuş ve aslında çok da ön plana çıkarılmamış. Biz bu belgeleri incelediğimizde şunu gördük. Devrim prototiplerinin yapıldıktan sonra devrimin bir halk arabası olarak, aynı Volkswagen gibi bir halk arabası olarak halka indirgendikten sonra artık askeri kamyonet projelerine girişileceğine dair bir takım ibareler gördük. Wow. İçerisinde. Yani net bir ibare yok. Hani şunu şunu yapacağız yok. Ama kalkıp da niye hani Chevrolet'in büyük motorları tetkik ediliyor? Neden bu işin askeri yönü üzerinde bir takım tartışmalar yapılıyor? Çünkü aslında devrimin çıkış noktası, hatta filmde de meşhur replik var işte, bilmem kaç ton tahıl gönderiyoruz, da iki kamyon alıyoruz falan gibisinden işte. İşte o kamyon alıyoruz dediğim o aslında şey askeriyeye, hani bugün ordunun kullandığı kamyonlardan. Yani o açıdan devrim arabalarının aslında altyapısında, yani temelinde bir askeri bakış açısında söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Evet hocamızla birlikte Turasaş'ın, eski adıyla Tülomsaş'ın, neden bunu sürekli kullanıyorum bunu da söylediler. Niye Tülomsaş diye. Herkes Tülomsaş'ı bilir, Turasaş'ı bilmez. O yüzden sürekli Tülomsaş ağzımızda yer etti. Hocalarımız da hatta hep söylerler. Biz bu fabrikanın, aslında bu fabrikanın havacılık, gemicilik, demiryolu ve karayolu, neredeyse Türkiye'nin bütün ulaşım araçlarına yedek parça tedariki sağlayan bir fabrika olduğunu görüyoruz. Savaşlar sırasında mermisinden mühimmatına kadar diyelim, bunların her şeyinin buradan çıktığını görüyoruz. Gerçekten önemli bir fabrikanın merkezi noktadayız. Cezmi Hoca ile zaten konuşmuştuk ve o bizlere %1'ini anlatmıştı. %5'ini de hocamdan aldım. %96 etti. %6 etti. %94'ünü de ileriki günlerde, ileriki aylarda almayı planlıyorum açıkçası. Estağfurullah. Hocam anlatmaya başlasa biraz hani vakit yetmeyebilir. Evet. Biz aslında, benim anlattığım bu fabrikanın çok küçük bir hikayesi. Evet. Çok küçük askeri tarihimize, Türk askeri tarihine çok küçük bir faydasından müteşekkil aslında. Ama hani bütünü görmek açısından bu da önemli. Evet. Turasaş'ın askeri boyutunu ve geçmiş dönemdeki yıllardaki başarısını hocamızdan dinledik. Kendisine çok teşekkür ederiz. Yepyeni videoda görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet.